Kolay gelsin. Gel Zeynep. Çıktı mı DNA sonuçları? Çıktı başkomiserim. Çarşafta bir erkeğe ait tükürük izine rastladık. Kanla karıştığı için pembemsi bir leke bırakmış. Tamam. Ertem'in DNA'sıyla karşılaştırdınız mı? Karşılaştırdık. Ama başka bir erkeğe ait. Evet. Demek günah şüphelerinde haklıymış. Yine de bu DNA işimize yaramayacak. Aslında yarayabilir. Genetik ve hematoloji laboratuvarlarına birer örnek gönderdim. Ve her ikisinden gelen sonuçlar da birbirini tutuyor. Adam lösemi. Anlamıyorum. Nasıl bir faydası var bunun bize? Şöyle anlatayım. İmmün yetmezliği ve enfeksiyona direncini arttırmak için tedavi olmak zorunda. Bu nedenle şüphelinin oktagam kullanıyor olma ihtimali çok yüksek. Ve oktagam mor reçeteyle satılan bir ilaç. Yani Sağlık Bakanlığı'nda kaydı tutulan ilaçlardan. Aynen öyle başkomiserim. Eczaneler bu tip ilaçların reçetesinin bir kopyasını bakanlığa göndermek zorunda. Tamam. Ben o zaman hemen Sağlık Bakanlığı'ndaki görevlilerle irtibata geçiyorum. Anlamıyorum ben ya. Yani nasıl bir manyak insan etiyle beslenir? Ya hala çözemiyorum ben. Boşuna anlamaya çalışma Selim. Bunca yıllık polisim. Bir sürü cinayet gördüm. Bir insan nasıl başka bir insanı öldürebilir? Hala anlayabilmiş değilim. Yani bilim de teknoloji de tıp da bayağı gelişti. Hala nasıl çözüm bulamadılar bunu anlamıyorum. Ne bekliyorsun ki? Ne bileyim, çıksın bir tane çılgın bilim adamı. Yapsın bir tane aşı. Yapalım herkese. Kimse kimseyi öldürmesin. O senin dediğin ancak bilim kurgu filmlerinde olur. Amcım onlar da bir gün olacak yani. Belki bu da olur. İyi de yine de her cinayeti insanların ruh haline bağlamak da doğru değil. Bu aynı zamanda sosyolojik bir mesele. Hepimiz acılar yaşıyoruz, zorluklar çekiyoruz. Ama gidip birini öldürmüyoruz. Çok gelişmiş ülkelerde cinayet oranı daha mı düşüktür acaba? İlginç bir soru. Araştırmak lazım. Ama dünyada suç oranı en düşük yer Singapur diyebiliyorum. Oh, ne güzelmiş ya. Ben Zeynep'i alıp gidip Singapur'a yerleşeyim vallahi. Zeynep'i iyice takıntı haline getirmeye başladın. Uyarmadı değil mi? Of, ne bileyim ya. Bu aşk ne acayip bir şeymiş böyle. Kafayı yiyeceğim vallahi son zamanlarda. Yine de duygularını kontrol altına almak zorundasın. Sonu hayırlı değil bu işin. Ya ne bileyim ya. Şu hele son olay iyice sinirlerimi zıplattı benim yani. Yemek yiyemez oldum ya. Yani bulduğumuz yerde ağzını yüzünü kıracağım adamın. Bakanlıktan bey gelmiş başkomiserim. Süper. Topu topu 100 kişi var. İstanbul'da mı? Tüm Türkiye'de. İstanbul'da 21. İşte bu çok iyi haber. Kadınları çıkarınca kaç kişi kalıyor? 12. Bak bakalım kemer bu beyazda oturan var mı? İşte adamımız bu. Ediz Duman. 33 yaşında. Bilgisayar programcısı. Adres al. Hadi hadi hadi. İncileme haber ver. Gelsinler. Hemen başkomiserim.
başkomiserim. Kaset buldum. Ver bakayım şu kamerayı. Sen istedin çekmemi. Sen sofrayı hazırla, işim biter bitmez geliyorum. Sanırım bir ortağı var. Evet. Bunları laboratuvarda incelesinler. Başla. Kusura bakmayın ya, çıkmak zorunda kaldım. Daha fazla dayanamadım ben. Tamam, sorun değil. Ya siz nasıl bu kadar sakin olabiliyorsunuz anlamıyorum. İnan bana, hiç sakin değilim. Hatta oldukça endişeliyim. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol. Basıp gideyim mi? Saçmalama. Yakalarlar. Şu diğer evin önüne yanaş. Ne yapacağız? Sakince arabadan in. Sanki o evde yaşıyormuş gibi ilerle. Sen ne yapacaksın? Saklanacağım. İyi günler. İyi günler. Başkomiser Orhan. Komiser Selim. Hayırdır komiserim, bir şey mi oldu? Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ediz Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii. Tamam, biz kendisine ulaşmaya çalışıyoruz da bir bilginiz var mı acaba? Burada yalnız mı yaşıyor yoksa biriyle mi yaşıyor? Neden soruyorsunuz? Lütfen cevap verin. Bildiğim kadarıyla yalnız. Pardon, isminiz neydi? Hüseyin. Hüseyin Bey, bu çok önemli bir soruşturma. Ediz Bey'in sık sık gelip giden bir arkadaşı ya da bir akrabası olması gerekiyor. Hiç başka birini gördünüz mü? Doğrusunu isterseniz çok fazla tanımıyorum. Yalnız birkaç kez internette bağlantı problemi yaşadığımda kendisinden yardım istemiştim. Bilgisayar işiyle uğraştığını biliyorum. Hepsi o kadar. Başka sorunuz yoksa gidebilir miyim? İşten yeni çıktım, trafik çok sıkışıktı. Tabii. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Şey mi oldu? Hüseyin Bey. Nereye kaçıyorsun? Yanlış, yanlış yapıyorsun. Kalk. Sen buradan ortağın. He? Nerede? Arabada. Götür şunu.
Ne oldu komiserim? Ediz bir şey mi yapmış? Hüseyin Bey değil mi? Evet. Jip'teki adam nereye kaçtı gördünüz mü? Jip'ten kimse inmedi ki. Biz Ediz Bey'in peşine düştükten sonra buradan ayrıldınız mı? Hayır. Tamam, siz içeri girin. Birazdan arkadaşlar gelecekler. İfadenizi alacaklar. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Kaçırdık adamı elimizden ya. Hemen ambulans çağır seni. Tamam, sakin ol. Sakin.